Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir programda karşınızdayız. Bir süredir başladığımız bir program var. Kasabalılar, şehirliler diye Türkiye'yi tanımlarken bu kavramlar üzerinden siyaseti anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dünyadaki diğer gelişen eğilimlerle birlikte bu programda da bunu sürdüreceğiz ve kasabalılar, kasabalılık kavramı üzerine duracağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Evet, bu kasabalılar, kasabalılık kavramı nedir diyeceğiz ama herhalde bir şehirlilik kavramı ile birlikte başlayalım istersen. Yani zaten geçen gün ki programda Türkiye 2 artı 1 Türkiye var diye konuşmuştuk. Orada kasabalılık ve şehirliliği, kapsayıcılık ve çünkü haritalarda hep üç renk oluşuyor ya, işte kırmızı, beyaz, sarı renkler diye. Dolayısıyla üç Türkiye var diye çıkıyor, sen onu 2+1 diye kavramı atıştırıyorsun. Evet, yani hatırlatacak olursak bu iki bütün dünyada var olan bir gerilim, o artı bir Türkiye'ye has bir şey. Onu ayrıca analiz etmiş idik, konuşmuştuk o artı biri. Şimdi bütün dünyayı ırgalıyor olan gerilim üzerinden konuşabiliriz. Böyle baktığımız zaman bugün kasabalıları konuşalım. Kasabalılığı konuşalım. Senin daha sevdiğin, daha aslında bütün dünyada var olan bir şey bu gerilim. Yani Amerika'sında da, İngiltere'sinde de, Fransa'sında da var olan bir gerilim. Sen ona bir yazıp duruyorsun zaten, özellikle İngiltere'de olan ile Amerika'da olanlar, yani içe kapanma anlayışıyla dışa açılma, bütün dünyayı kucaklama ile yok biz burada iyiyiz, kendi değerlerimizle, kendi ölçülerimizle birlikte olan anlayışını karşı karşıya geldi. Evet, tablo. Uzunca bir süredir böyle bir karşı karşıya gelme hali var idi, fakat bu kasabalılar diyebileceğimiz kesin, yani daha dışlayıcı olan, kapsayıcı olmayan kesim yeterince kalabalık olduğu halde siyaseten bir temsil iddiası yoktu. Böyle bir ısrarı yoktu, hevesi yoktu. Dolayısıyla da genel olarak siyaset daha kapsayıcı olanların tekelinde yürüyor idi. Son dönemde kasabalıların bir siyasal talepkarlığında yükselme meydana geldi. Bu bazı yerlerde de sonuç aldı. İngiltere'de sonuç almış idi. Daha sonra Amerika'da da sonuç aldı. Fransa'da ciddi bir tehdit halinde hala sürüyor. Almanya'da giderek yükselen bir tehdit olarak algılanıyor. Hollanda'da, başka yani hatta İskandinav ülkelerinde siyasi talepkarlıkları sonuç alacakmış gibi görünüyor. Bu kavramı şundan farklılaştıralım isterseniz. Yani az gelişmiş ülkelerde taşralılık diye bir kavram var. Bu anlaşılabilir bir şey. Gelişmiş şehirle taş arasındaki mücadele. Şimdiki kasabalılık ile şehirliliği böyle bir kavramın ötesinde değerlendiriyoruz galiba. Batı'daki aslında az gelişmişlik açısından az gelişmişlik, gelişmişlik açısından ciddi bir fark yok. Yani orada da, Amerika'da da yani Kansaslıların siyasi tercihleriyle New York'ların siyasi tercihleri arasında, Kaliforniya'ların siyasi tercihleri arasında bir fark var idi. Ve bu dediğim gibi yeterince talepkar olmadığı için ve New Yorklular, Kaliforniyalılar kendilerini rahat hissettikleri için siyaseten Türkiye'de de görüldüğü üzere orada da böyle hani seçim sonrası haritalar boyanıp işte Kansaslılar aşağılanarak vesaire bir hikaye dönüyor idi. Ama Trump'ın zaferiyle birlikte bir korku ve bir tedirginlik ortaya çıktı. Buna da geleneksel, alışılmış reaksiyonları gösterenlerin yanında ümit verici olan şu ki bu şehirlilerin arasında ya bir dakika ne oluyor diyenler ortaya çıktı. Bunu anlamaya çalışanlar, buna bir çözüm üretmeye çalışanlar ortaya çıktı. Adları da kondu. Geride bırakılmış olanlar, geride kalanlar, geride bırakılmış, yani biz bırakmışız geride olarak tarif edenler ortaya çıktı. Çok yoğun bir tartışma sürüyor bunun etrafında. Ama bu çok yoğun tartışma görünüyor ki, bana öyle geliyor ki, geçen gün de söylediğim gibi sonuçta şehirlilerin olaya hakim olacakları yönde gelişiyor. Yani kasabalıların zirve yaptıkları yerden geriye doğru dönüyoruz gibi görünüyor.
dünyada ve Türkiye'nin bu son seçiminde, Türkiye'nin de bu dünyadaki trende uyuyor olduğunu, az veya çok uyuyor olduğunu. Yani bu Amerikan iki son seçimler, kongre seçimlerinden hareketle mi söylüyorsun bunu, dönüyor noktasını, yoksa kamuoyundaki araştırmalar mı? Hem kamuoyundaki araştırmalar hem momentumun, entelektüel momentumun, düşünsel momentumun yeniden kapsayıcıların lehine gelişmesinden. Burada bu işin zaten başka yolu yok. Yani sonuçta dışladığımız zaman, siyaset dışlayıcıların eline kaldığı zaman topyekun bir yoksullaşma ortaya çıkacak. Yani sonuçta yoksullaşmada bir eşitlik ortaya çıkacak. Kasaslı. Amerika memnun gibi gözüküyor Trump'ın yaptıklarından. İşte yatırımı çektik, işte yeniden köprüler yapıyoruz, şehirler yeniden inşa ediyoruz, altyapımızı yeniden inşa ediyoruz. Yeniden istihdam artıyor, yatırımcılar bey gelin Amerika'ya dönün dedi ve bir kısmı da döndü. Evet. Bundan yani, memnun oluyoruz. Muhtelif sektörlerde olay böyle oldu ama işte Apple'da tarihinde ilk defa olağanüstü bir çöküş yaşadı yani. Pazar kaybı yaşadı. Sonuçta Amerika'yı taşıyor olan şey inşaat sektörü, işte efendim alüminyum sektörü, çelik sektörü değil ki Amerika'yı taşıyan şey internet. Teknoloji, yeni teknoloji. High teknoloji, yüksek evet. Teknoloji. Dolayısıyla buradaki kaybı oradaki kazanç tarafından telafi edildiği gibi değil. Dolayısıyla buna da Amerika'da bir itiraz sesi var. Bir itiraz var yani ve bu karşılığını da alıyor. Ama beni nasıl ilgilendiriyor olan, yani bütün bunların iktisadının, şunun bunun arkasında yatan bir sosyoloji var. Ve bu sosyoloji, ya bir dakika biz galiba bir taraf, biz galiba bir yığın şeyi yanlış yaptık, bunları nasıl düzelteceğiz diye düşünmeye başladı. Öteki tarafta yani bu iş bize kalırsa, bizim aklımıza kalırsa biz yandık, hepimiz aç kalacağız noktasına geldi diye düşünüyorum. Buraya doğru evrilmeye başladı diye düşünüyorum. Rüzgar tersine döndü yani. Çok sayıda işareti var. Ama hani geçen gün de söyledim, aslında belki bir sezgi. Türkiye'nin 31 Mart seçiminde de gösterdiği reaksiyon dünyanın tersine dönen rüzgarına uyumlu bir rüzgar. Sonuçta kasabalığın karşısındaki şehirlik bir uzun süren bir şeyi, momentumu tersine döndürdü. Büyük şehirleri, AKP, MHP bloku büyük şehirleri, büyük şehirlerde ciddi ölçüde hayal kırıklığına uğradı diyelim. Aradaki fark çok fazla olmasa da kaybetti yani sonuç itibariyle. Bunun özellikle kıyıları, evet. Ya da ekonominin çok canlı olduğu ve taşıdığı, Türkiye'yi taşıyan, evet, şehirler dediğimiz yerlerde kaybetti. Evet. Yani burada şimdi herhangi bir değer yargısıyla konuşmuyorum. Kimseyi suçlayarak, kimseyi eleştirerek falan konuşmuyorum. Ama ana hatları itibariyle şu tespiti yapıyorum. Sonuçta İstanbul çökerse Yozgat da çöker. Evet. Yozgat'ın gelir kaynağı İstanbul'da üretiliyor. Bunu Yozgat üretmiyor yani. İstanbullular şunu fark ettiler ki biz dünyadan izole olduğumuz zaman İstanbul ciddi ölçüde kaybedecek. İstanbul'un hayatta kalabilmesi, İstanbul'un üretimini sürdürebilmesi, İstanbul'un zenginlik yaratabilmesi için dışarı ihtiyacımız var. Bu karşılıklı bağımlılık kötü bir şey değil. Benim de zaten kasabalık ve şehirlik diye ayırdığım şey bu. Yani karşılıklı bağımlılığa sempati duyan, bundan huzursuzluk duymayan, rahatsızlık duymayanlar şehirli. Herhangi bir bağımlılık fikrine karşı huzursuzluk duyan, böyle fiktif, platonik bir bağımsızlık hayali kuranlar kasabalı. Ama şu fikirde insanların çok hoşuna gidiyor. Yani biz kendi başımıza bir güç haline gelelim ve işte kuran koyan ülke olalım, milliyetçi duygularımız da yükselmiş olalım, sanayimiz güçlensin, işte ekonomimiz güçlü olsun. Bunlar bunu dışlamıyor. Yani eğer dünya ölçeğinde güç olmak istiyor iseniz, dünyayla entegre olarak dünyanın içinde bunu yapmanız gerekiyor. Tekrar futbol misali vereyim. Yani şimdi Fenerbahçeliler senin demin Türkiye için söylediğini Fenerbahçe için isteyebilirler. Fenerbahçe için bunu istiyor iseler bu şu demektir. Şampiyonlar Ligi'nde oynayalım, Arsenal'ı yenelim. Evet. Yani ama kasabalının zihniyeti şöyle çalışıyor. Biz Fenerbahçe olarak Arsenal'ı yenemiyor isek o zaman Arsenal'ı oynamayalım, Sivasspor'u oynayalım. Derdini böyle futbol üzerinden koyduğu zaman daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Yani
Sonuçta evet biz büyük bir güç olmak istiyorsak ki Türkiye bir imparatorluk bakiyesi. Bu hayali bastırmak çok zor, söndürmek çok zor. Bu hayal kötü bir şey de değil. Ama bunun için o ligde oynamayı göze almak, o ligde mücadele etmeyi göze almak şehirlik. Ama biz burada Türklerin hikayesine baktığımızda biraz öyle değil mi? Hep kendi topraklarının dışına gitmiş, yani batıya doğru ilerlemiş diyebiliriz Orta Asya'dan geldiğimizde. Hep diğeriyle bir şekilde ilişkiye geçmiş, onunla yarışmış. Tabii zaten sırf o da değil. Yani sonuçta bütün dünyada bütün büyük başarı göstermiş, performans göstermiş medeniyetler diyelim, dışarıdan gelenlerin ayrıca katkılarıyla olmuş. Yani sonuçta Fatih İstanbul'u fethetti diye işte övünülüyor. İşte Macar topçusunun, Macar ustasının toplarıyla yapmış. Macar ustasını getirip İslam edilmiş olmasından. Sonuçta Süleyman devrini işte Türk tarihinde benzersiz kılan şey, dünyanın dört bir yanından ne kadar kıymetli insan varsa İstanbul'a gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani bunları biz yapacağız, her şey, şiiri de biz yazacağız, topu da biz dökeceğiz filan falan dese Süleyman olmaz. Mesela şu Amerika'nın yükselmesinin nedeni de bütün dünyada entelektüel bir ikim, yani yetişmiş insanlar Amerika'ya gitti. Onlar İslam edip kullandılar onu. Yani sonuçta dışlayıcılık, dışlayan için bir dezavantajdır ama herkes için bir dezavantajdır aynı zamanda. Şimdi Süleyman'ın zamanında Süleyman bu imkanları açmasa oradan gelip işte İstanbul'da şiir yazan insanlar için de fırsatlar ortadan kalkacak. Ama şimdi seçimde gerilemiş gözüken kasabalıların yönettiği Türkiye'de de Türkiye'ye gelenler vardı. Afrika'dan pek çok insan Türk üniversitelerinde okumak için geldi. Orta Asya'dan pek çok insan geldi. İşte İstanbul'da yatırım yaptı. Pek çok ilişki oldu yani. Bir genden yer, bir merkez durumuna geldi. Bir dönem öyleydi. Hala şu an üniversitelerimize baktığımızda çok yabancı öğrenci var. Bir dönem öyleydi diye şimdi şöyle başlayalım. Sonuçta Türkiye'de şu anda tespitleri şöyle yapalım. Şu anda Türkiye'deki kasabalıların temsilcisinin AKP-MHP bloku olduğu varsayımıyla konuşuyorum. MHP geleneksel olarak Türkiye'de kasabalıların temsilcisiydi. 1999'dan sonra kademeli olarak şehirlere açılmaya çalışmıştı. Bunu da bir ölçüde başarmıştı. Ama ana hatları itibariyle Türkiye'deki kasabalıların esas temsilcisi MHP'ydi. Türkiye'de herkes kasabalıydı. Bütün siyasi hareketler kasabalıydı ama kasabalıların kendilerini en rahat hissettikleri adres MHP'ydi. Fakat AKP ağırlıklı olarak şehirli hissedenlerin, şehirli davrananların sırtında yükseldi. Yani onlar birlikte hareket etti. Onlar yükseldi, onlar taşıdılar. Evet. Ama ben daha ilk anda kendimce sezgilerimle teşhisi koymuş idim ki Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kasabalı politikacısı Erdoğan. Dolayısıyla şimdi kendisini taşıyan sosyoloji, kendisini yapan partinin organizasyonu vesaire gibi şeyleri imkansız hale getirdikçe giderek kendi hem önce partisine sonra da tabanına kasabalılığı dayattı. Daha önce konuştuğumuz gibi Türkiye'de sosyolojinin siyasete tesir etme imkanları son derece sınırlı olduğu için sosyolojik değişimden bağımsız olarak yukarıda bir kasabalı siyaset üretilebilir oldu. Erdoğan da bunu üretti ve çok hızlı, çok anlaşılmaz bir hızla kendi tabanını, önce kendi entelijansiyasını sonra kendi tabanını kasabalılaştı. Yoksa bunlar şehirli insanlardı. Yani buna rağmen ama şu oldu yani Erdoğan'ı ve partisini taşıyan ayağı İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden taşraya doğru kaydı. Yani buralardaki nispi kayıplarını, birazcık ikişer puan kayıplarını oralarda 30'ar 40'ar puan, nüfusun daha az olduğu yerlerde 30'ar 40'ar puan kazanarak telafi ediyor. Yani bir yerlerde %70'leri geçmek durumunda kaldı ki aynı oranı tuttursun. Şimdi bu da çok geçen gün de söz ettim. Çok sembolik bulduğum için çok kıymetli buluyorum şimdi. Yani Nihal Bengisu Karaca işte bir yazı yazmış ve kendi serencamını özetlemiş. Yani 28 Şubat öncesi
ne hallerde olduklarını, sonra 28 Şubat'ın kendini neler yaptığını, sonra da hıçkıra hıçkıra ağladığını falan söylüyor. Hikaye şöyle bir şey, yani o 28 Şubat öncesindeki heyecanları, hayalleri vesaire falan kendisini hatırlatan bir video görüyor. Bunu da Erdoğan'ın bir seçim konuşması vesilesiyle görüyor. Böylelikle anlıyorum ki, benim anladığım o ki, o heyecanla şimdiki hali arasındaki farkı gördüğü zaman kendisine olan şeyle çektiği acı nedeniyle ağlamak zorunda kalıyor. Evet yani, çünkü Nihal Bengisu Karacalar'ı alıp, son derece şehirli insanları alıp, kasabalı insanlar haline getirdi Erdoğan. Şimdi kasabalılığa hizmet eden insanlar haline getirdi diye. Şimdi burada Nihal Bengisu Karaca bütün faturayı 28 Şubat'a kesiyor. Ben de çok uzun süre böyle, yani 28 Şubat'ın çok ağır bir faturası olması gerektiğini hep söylüyorum. Başından itibaren 28 Şubat'ın içindeyken de söyledim. Bütün bundan olacağını da söyledim 28 Şubat'ın içindeyken. Yazdım, çizdim. Ve hala da 28 Şubat'ı Türkiye'nin bu mevcut halinin en birinci müsebbibi olarak görüyorum. Ama sonuçta bu süreç boyunca şehirlilikten kasabalılığa doğru evrilen insanların unutmaması gereken, başta Nihal Bengisu Karaca gibiler, unutmaması gereken şeyler şunlar. O dönemde evet üstlerine 28 Şubat geldi, Ertuğrul Özkök geldi, şu geldi, bu geldi, tamam. Ama yanlarında birileri vardı. Ben o yanlarındaki insanlara katılıyorum manasını söylemiyorum ama Ruşen Çakır, efendim işte Murat Belge gibi bir takım insanlar kendi mahallelerinden forat edilmeyi göze alarak bu insanları anlamaya... Liberaller diyebileceğim. Bilemem yani ha. Kim nasıl adlandırırsa ama birileri, birçok kişi, Türkiye'de birçok kişi bu insanları anlamaya, bunlarla ilgili çaba harcamaya, bunlar için çaba harcamaya falan çalıştılar. Ve bu insanların... Mesela ben de onlardan birisiyim. Ben de onlardan birisiyim yani. Onlardan değilim ama yani evet yani burada bir hak gaspı var, burada bir dinamizm var, bu insanlar Türkiye'nin serveti filan diye çok yazdım çizdim. Onlarla beraber yazdım çizdim yani. Ama bunların arasında belki yine çok sembolik başka biri var. Belki her şeyi ifade edebilir. Kürşat Mumin'le bir adam yaşadı bu memlekette. Kimse dövüşmezken, kendileri dövüşmez derken bunlar adına dövüştüler. Kürşat Mumin'i sattılar ya. Dolayısıyla şimdi bana gelip ama bizi 28 Şubat şöyle yaptı filan deme hakları yok. 28 Şubat suçludur. Ama en az 28 Şubat kadar da o 28 Şubat'la çarpılanlar suçludur. Bu Türkiye'de Fehmi Korun, Nabi Avcı'yı sattığı zaman Türkiye'nin entelijansiyası Fehmi Korun'un yanında değil, Nabi Avcı'nın yanında taraf tuttu. Yani şehirli olanın yanında taraf tuttu. Dışlayıcının değil, kapsayıcı olanın yanında taraf tuttu. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin entelijansiyasını filan suçlayarak buradan çıkılamaz. Türkiye'nin siyasetini suçlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü hiç de o sosyolojik hassasiyetlerin yukarı taşınmasına imkan vermeyen bir siyaset var. Dolayısıyla biz 28 Şubat'ta bu siyaseti suçladık. Şimdi de bu siyaseti, aynı siyaseti suçlamak durumundayız. 28 Şubat gibi davranan siyaseti. Niye Kürşat Buminlerin, Nabi Avcıların, Nihal Bengisu Karacaların duyduğu hassasiyetler siyasete tercüme olamadı diye düşünmemiz gerekiyor. Kendilerinin önce bunu düşünmesi. Yani endişeli muhafazakar kavramıyla anlattıklarının ne kadar örtüşüyor? Ben yani sonuçta bu muhafazakar gibi tanımları daha önce de söyledim. Çok sevmiyorum çünkü bu muhafazakarların da içinde şehirliler ve kasabalılar. Ama muhtemelen endişeli muhafazakar tanımı işte şehirli muhafazakar. Yani muhafazakarlar şehirli olanlarını kastediyordur. Tahminen öyle olduğunu düşünüyorum. Sonuçta biz, ben böyle hani şehirlilik, kasabalık falan yanında olan birisi, bir taraf olarak konuşmuyorum. Benim derdim şu, dünyada momentum şu anda şehirliliğe doğru gidiyor. Gitmesi herkesin menfaatinedir. Çünkü şehirliliğe doğru gidildiği zaman herkese yer vardır. Yani orada kasabalılara da yer var. Sorun şu, kasabalıların hükmettiği bir dünyada şehirlere yer yok. Aralarındaki asimetri bu yani. Yani siyasetin bunu öngörerek kendisini yeniden düzenlemesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de şöyle dört kademeli bir sıkıntımız var bizim. Birincisi, dünyanın gittiği istikamet var, bu gittiği istikametin tersine giden bir siyasetimiz var.
Yani Türkiye şimdi dünya şehirliğe doğru giderken ısrarlı bir biçimde kasabalığa doğru bizi itmeye çalışan, dolayısıyla bu dünya ile asenkron, siyasetin asenkron olmasından kaynaklanan bir şeyimiz var. Onun üstündeki katmanda bir siyasi krizimiz var bizim. Yani sonuçta siyasi sistem krizimiz var. Bunu mümkün kılıyor olan o. Onun üstünde bir muhalefet krizimiz var. Onu behemali konuşacağız. Yani ağırlıklı olarak muhalefetin yokluğundan kaynaklanan bir krizimiz var. Siyaset üretilemiyor olmasını sağlayan. Ama bunun üstünde şimdi görünen tablo gibi insani krizimiz var. Yani ahlaki olarak sınırlamak da istemiyorum. Sadece ahlakla ilgili değil. Yani akılla ilgili de, aklı işin içine katmakla ilgili de bir sıkıntımız var. Yani şimdi Kürşat Bumi'nin defterini dürttüğünüz zaman Kürşat Bumi'nin defterini dürülmesine vesile olan adamın okunurluğu da azalıyor. Adam bunu yaptığı zaman kendi ayağını kurşun sıkıyor. Yani şimdi bu kadar akıldan da yoksun. Hani ahlaktan yoksunluğa alıştık, utanmadan yoksunluğa alıştık da bu kadar akıldan da yoksun. Bir tablo var. Böyle bir insani krizimiz var bizim yani. Bu krizi, bu gidişatla çözme şansımız yok. Sosyoloji burada göstermesi gereken reaksiyonu gösterdi. Benim işaret etmeye çalıştığım ve saygıdeğer bulduğum şey bu. Yani toplum bütün bu imkansızlıklar içinde olayın hiçbir olayların adının konmadığı bir ortamda hissiyatıyla bu seçimde, daha önce 7 Haziran'da, sonra şimdi bu seçimde gerekli reaksiyonu gösterdi. Ben iddia ediyorum ki anayasa referandumunda da gösterecekti. Orada aslında Büyükşehir'deki tavrıyla diğer kentlerdeki farklı. Şimdi orada hatırlarsan anayasa referandumuna giriliyor iken 65-35 idi. Görünen buydu yani. Ama kafa kafaya bitti. Üstelik de nasıl bittiğini de bilmiyoruz. Şimdi benim bu şehirli olup sonra hızlı bir şekilde kasabalaşmaya hizmet ediyor olan Bengisu Karacalar, Nabi Avcılar vesairelerle ilgili temel sıkıntım zaten orada. Son noktasını aldı. Yani o hep sıkıntım vardı da orada Tayyip Erdoğan'ı tek başına keyfi bir yönetime sevk edeceği gümrük duran anayasa referandumuna da destek verdikleri zaman orada bir dakika biz ne yapıyoruz demedikleri için ben oradan itibaren bu kesimle bütün ilişkimi kestim. Yani benim hissettiğim şey kadarıyla birçok empati arayışları da orada noktalandı. O dönüm noktası oldu. Evet. Yani tamam hani buraya kadar iktidar amacıyla şunu yaptınız, filanca kaybıyla bunu yaptınız falan ama bu yapılacak bir şey değil. İyi. Yani bu sosyolojinin akışına ters bir... Çok ters. Dünyanın inşaatına, kendi ahlaklarına, kendi iddialarına, her şeye aykırı bir şey bu yani. Evet. Sonuçta geldiğimiz noktayı şöyle özetleyebiliriz. Bu seçimin bize gösterdiği noktayı şöyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Türkiye şehirlilik lehine, sosyolojisi şehirlilik lehine akarken giderek kasabalaşan bir siyaseti var. Bu içmeyi siyaset nasıl çözecek? Bunu bilmiyoruz. Göremiyoruz yani halihazırda. Ama iktidar bloku Türkiye'nin belki de bugüne kadar hiç görmediği kadar kasabalı. Sadece AKP değil, MHP de İYİ Parti'nin ayrılmasıyla birlikte şiddetli biçimde eski kasabalılığından daha kasabalı hale döndü. Şimdi bir iktidar blokumuz var. Ve bu iktidar blokunun kendi iç çelişkileri beni hiç ilgilendirmiyor. Cengelet'in çok sevdiğim bir lafı vardır. Fransız anarşisti. İçişleri Bakanı'yla sürekli içip kakışıp falan bunu İçişleri Bakanı görevden aldıklarında Cengelet'e sorarlar. Hani ne diyorsun diyor mu? Beyazların içişleri beni ilgilendirmez der. Burada da bu beyazların içişleri beni ilgilendirmiyor. Çözebilecekler midir bilmiyorum. Nasıl çözeceklerdir bu gerilimleri? Ama sonuçta şu anda Türkiye'nin menfaatlerine ve sosyolojisine muhalif bir blok var iktidarda. Ama zorla değil. O da sonuçta oyla var. O da. Onu da görmemiz gerekiyor. Yani sonuçta sandıktan çıkan bir tabloyla buradalar. Onu
Muhalefetle, muhalefeti konuşurken söyle, oradan başlayalım, neden böyle oyla çıktıklarını. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz programı. Başka programlarda yine birlikte olacağız.